Akdeniz'de bu hafta. Çamlıbel Su Sporları Merkezi projesi kentimizin kaderini değiştirecek. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'yla bölge esnafına Çamlıbel Su Sporları Merkezi projesinin detayları hakkında bilgi veren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, proje sayesinde bölgenin koruma altına alınacağını vurguladı. Balıkçıların da artık fırtına korkusu yaşamayacağının altını çizen Başkan Gültak, Çamlıbel Su Sporları Merkezi projesi sadece Çamlıbel'in değil, tüm şehrimizin kaderini değiştirecek büyük ve marka bir projedir. Buraya 50 yıldır kimse dokunmamış fakat proje hayata geçtiğinde Çamlıbel eskiden olduğu gibi yine bir cazibe merkezine dönecek ve herkes kazanacak dedi. Yeni Mersin İdman Yurdu'na 1 milyon TL destek sözü. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Yeni Mersin İdman Yurdu için düzenlenen El Ele Birincilik kampanyası lansmanına katıldı. Mersin İdman Yurdu'nun maçlarını hiçbir zaman kaçırmadığını söyleyen Başkan Gültak, "Seçildiğimiz günden beri amatör kulüplere nakdi yardım yapıyoruz, kanunlar gereği amatör kulüplere destek verebiliyoruz. Mersin İdman Yurdu yönetimine çağrımız, bir prosedür işi var, onu tamamlayın, Akdeniz Belediyesi olarak Mersin İdman Yurdu'na 1 milyon TL destek verelim." dedi. Akdeniz Bilsem öğrencilerine Kapadokya sürprizi. Akdeniz Belediyesi'nin Akdeniz'in Parlayan Yıldızları projesi kapsamında Akdeniz Bilim ve Sanat Merkezi'ne giden zeki ve üstün yetenekli öğrenciler, kendileri için hazırlanan sürprizle yerel ve yabancı turistlerin en çok rağbet ettiği Kapadokya, peribacalarıyla kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Yeni mahallenin sokakları yenileniyor. Hazırladıkları plan ve program kapsamında hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, birçok personel ve ağır iş makineleri desteğiyle Yeni Mahalle 5338 sokak üzerinde zamanla eskiyip yıpranan asfalt ve kaldırımların söküm işini tamamladı. Bu çalışmanın bitmesinin ardından mahallede yeni asfalt kaplama ve kaldırım karo çalışması devam edecek. Akdeniz'de bu hafta.